İçel TV'ye ve İçel gündemine hoş geldiniz değerli seyirciler. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Mersin şehir merkezi ve Tarsus ilçesinde 4-5 gündür Kobani zemininde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor ve Kobani zemininde IŞİD'in Kobani'deki eylemlerini ve katliamlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde eylemcilerin arasına karışan terör yanlıları, bölücü terör örgütü yandaşları da bu durumu fırsat bilerek Mersin'i ve Tarsus'u savaş alanına çevirmeye devam ediyordu diyoruz. Bugün 10 Ekim itibariyle şimdiye kadar herhangi bir bugün sabah saatlerinden itibaren herhangi bir olay haberi almadık değerli seyirciler. Ama tabii ki dün gece hem Mersin şehir merkezinde hem de Tarsus'ta yine terör örgütü yandaşlarının eylemleri vardı. Mersin'de de Demirtaş Mahallesi'nde terör örgütü yandaşları eylemdeydiler ve silahlarla emniyet mensuplarına saldırdılar. İki polis memuru yaralandı. Mersin'de Kobani'yi bahane ederek sokak eylemlerini devam ettiren terör örgütü yandaşları olaylara müdahale eden polislere uzun namlulu pompalı silahla saldırdı. Saldırıda iki çevik kuvvet polisi ayağından yaralandı. Olay Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde eylem yapan PKK yandaşlarına çevik kuvvet polislerinin müdahalesi sırasında yaşandı. Biber gazı ve tazikli su ile eylemciler dağıtılmaya çalışılırken polise taş ve havai fişekle karşılık verildi. Bu sırada eylemcilerin içerisinde bulunan bir kişi veya kişiler uzun namlulu pompalı silahla polise ateş etti. Bu saldırı sonucunda EK ile MK isimli iki çevik kuvvet polisi ayağından yaralandı. Yaralı polisler arkadaşlarının yardımıyla akrep aracına bindirilerek hemen Yumuktepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Ayağından yaralanan polislere ilk müdahale karakol içerisinde yapılırken polisler güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis saldırıyı yapan kişi veya kişilerle ilgili çalışma başlattı. Bu arada Mersin Valisi Özdemir Çakacak'la İl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar polislerin yaralandığı haberini alır almaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan iki polisle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Mersin'de bu olaylar yaşanırken değerli seyirciler, Tarsus ilçemizde de terör örgütü yandaşları bazı mahalleleri savaş alanına çevirdi. Tarsus'ta terör örgütü yandaşlarına emniyet birimleri de çevik kuvvet ekipleriyle akrep ve toma diye adlandırılan araçlarla biber gazı kullanarak, tazikli su kullanarak müdahalede bulundular. Tarsus'ta da çeşitli noktalarda ortalığı savaş alanına çeviren terör örgütü yandaşları yine silah kullandılar. Tarsus'ta da ikisi polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralı sivil vatandaşlardan biri göğsüne isabet eden kurşunla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hala devam ediyor ve hayati tehlikesi de sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen Kobani'ye destek eyleminde açılan ateş ve taşlama sonucunda biri ağır olmak üzere ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Tarsus Barbaros Mahallesi'nde eylemcilere müdahale eden Çevik Kuvvet Büro Amiri Serkan Yüksel, nereden ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan saçmayla bacağından yaralandı. Tarsus Fahrettin Paşa Mahallesi'nde Hemzemin Geçit yakınlarında görev yapan polis memuru Yakup Orçun ise kafasına gelen taşla yaralandı. Yaralanan polisler Tarsus'ta çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kavaklı Mahallesi'nde devam eden olayların yaşandığı bölgede bulunan sivil Mustafa Uzun ile Mesut Koçak vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Göğsüne saçma isabet ederek ağır yaralanan Uzun ile hafif yaralanan Koçak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uzun'un hayati tehlikesi devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Kavaklı Mahallesi'nde toplanan kalabalığa müdahale eden polis grubu biber gazı ve tazikli su kullanarak dağıttı. Bugün Tarsus ilçemizde yurt genelinde çıkan olaylarla bağlantılı olarak bir takım olaylar meydana geldi. Maalesef
sosyal medyada meydana gelen bilgi kirliliği sebebiyle vatandaşlarımız yanlış bilgilendirilmekte ve bunun üzerinden de halkımız birbirine düşürülmeye çalışılmakta. Şu ana kadar ilçemizde meydana gelen olaylara güvenlik kuvvetlerimizle müdahalemizi yapıyoruz. Birbirine düşürülmek istenen vatandaşlarımızı birbirinden ayırıyoruz. Ve herhangi bir zarar görmemeleri için birbirinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda görevimizi